Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün oyun üretiyorum etkinliği kapsamında bir tane birlikte tangram yapacağız. Öncelikle cetvelimle kağıdımızın kenarından sıfır çizgisinden 18 santimetre nokta koyuyorum. Tekrar aynı şekilde bir nokta daha alıyorum. Neden iki nokta alıyoruz? Çünkü çizmiş olduğumuz kenarın düzgün olması açısından mutlaka iki noktadan ölçü almamız gerektiğini derslerimizde de söylemiştik. Evet, daha sonra tekrar 18 santimetre olacağı için cetvelimi sıfıra getirip 18 santimetreye kadar çiziyorum. Burada zaten 18 santimetreyi belirlemiş olduk. Tekrar bir noktadan daha mutlaka ölçü alıyorum. Tek bir noktadan ölçü alıp düz bir paralel çizmemiz zor. Daha sonra tekrar şu köşe 18'de nokta ile beraber 18 santimetreyi birleştiriyorum. Şimdi 18 santimetre karemiz oluştu. Şimdi ne yapacağım? Köşeden diğer köşeye cetvelimle düz bir çizgi çizeceğim. Getirdim. Paralel köşeden köşeye. Tam kenara gelecek şekilde cetvelimize düzgün yerleştirirsek iyi olur. Daha sonra aynı şeyi tam karşıdan yapacağım ama sonuna kadar gelmeyeceğim. Tam kenara aldım. Köşeden köşeye dümdüz çiziyorum. Şuradan itibaren çizeceğim. Devamını daha sonra tamamlıyorum. Evet, şimdi buraya kadar tamam mı arkadaşlar? Sonra şu iki kenar arasının tam ortasını bulmam gerekiyor. Kaç santimetreydi? 18 santimetre. 18 santimetrenin yarısı ne kadar eder? 9. 9'un olduğu yere küçük bir nokta koyuyorum. Daha sonra diğer tarafı da aynı şekilde gene kaç santim olacak ortası? 18 santimetre olduğuna göre hem bu arada ölçülerimizi kontrol etmiş olalım. 9. Tekrar buraya da küçük bir nokta koydum. Daha sonra bu iki noktayı cetveli eşit uzaklıkta getirerek düzgün çiziyorum. Buraya kadar tamam mı arkadaşlar? Sonra ilk ne yapmıştık? Şu köşeyle şu köşeyi birleştirip yarıya kadar çizmiştik. Şimdi şu çizgiye kadar bunu tamamlıyorum. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi tekrar gene bu sefer şuradan gelmiş olan paralelin şu iki noktasının tam ortasını bulmam gerekiyor. Ne yapacağım? Mesela buradan baktım kaç santimetre geliyor? Yaklaşık olarak 12 santim 8 milim gibi. 12 santim 8 milimin tam ortası ne kadar olur? 6,4. 6,4'e bir işaret koyuyorum. Sonra diğer tarafında ortasını buluyorum. İki tarafı eğer hatasız çizmişsek buranın da eşit olması gerekir. Bu yaklaşık olarak 6,4 burada da olması gerekiyor. İşaret koydum. Sonra bu ortadaki noktayı şu köşeyle birleştiriyorum. Bitirdim. Çizdim. Birleştirdim. Sonra şuradaki orta noktayla şu ortada oluşmuş olan karenin köşesini birleştiriyorum. Bitirdim. Cetvele gene noktalar eşit uzaklıkta olacak şekilde bu çizgimi de tamamladım. Şu anda tangramımız tamamlanmış oldu. İstersek şu çizgiyi devam ettirip
Yanına ikinci bir tangramımız da yapabiliriz. İki tane olmasında fayda var. Daha çok şekil oluşturabilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? Kartonum çok ince. Ben bunu biraz kalınlaştırmak istiyorum. O zaman ne yapabilirim? Herhangi bir koli kartonu kullanabilirsiniz. Ya da Eva varsa eğer elinizde, Eva da yapıştırabilirsiniz. Renkli mukavva da kullanabilirsiniz en başta yaparken. Direkt renkli mukavvanın üzerine çizip kesebilirsiniz. Ben şimdi elimdeki bir karton ve yapışkanlı Eva vardı. Onu kullanacağım. Mesela bu kısmı yeşil. Şu şekilde Eva'mı yapışkanlı aldım elime. Üzerine yapışkanlı kaldırıyorum. Ve yapmış olduğum tangramı kenarı sıfıra gelecek şekilde yapıştırıyorum. Tabii siz bunu normal karton üzerine yapıştırıcı kullanarak da yapabilirsiniz. Hatta renkli mukavva varsa bu işleme hiç gerek yok. Doğrudan kesip kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu kenarlarından kesiyorum. Tabii ben görünmesi açısından keçeli kalem kullandım. Kesinlikle keçeli kalem, kalın uçlu kalem kullanmıyoruz. Mümkün olduğu kadar kalemimizin ucu incecik olacak. Kestim. Sonra diğer kısımlarını da ayırarak tangramımı oluşturuyorum. Bu arada iki tarafı farklı renkli de olmuş oldu. Bakın. Tangramın parçaları hemen hazır. Tabii sizin yaptığınız çalışmalarda bu şekilde kalem izleri olmayacak. Çok ince uçlu kurşun kalem kullanacağız. Sonra tangramlarla istediğimiz şekilleri oluşturabiliriz. Evet, bu şekilde tangramlarımızı hazırlamış olduk. Sizler de en az iki tane tangram oluşturup ailenizle birlikte farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.